Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün tekrardan çizimlerinizi yorumluyorum videosu çekeceğim. Çünkü bu konsept çok sevildi. Çok güzel mesajlar geldi. Tek üzüldüğüm şey geçen videoda hepinizin çizimlerini yorumlayamamam oldu. Çünkü gerçekten çok fazla mesaj atan oldu. Bunda da aynı şekilde. Sizi Maria Vitorlais'a yönlendirdim. Belki işte daha kolay seçebilirim diye. Ama yine inanılmaz bir katılım olmuş. Elimden geldiğince çoğu kişiyi seçmeye çalıştım. Seçemediklerim lütfen üzülmesin. Çünkü tekrardan çekeceğim haftaya. Yine çekeceğim. Bugün günlerden Perşembe. Haftaya Perşembe günü yine aynı yerde bu videoyu çekeceğime söz veriyorum. Çünkü bu çok güzel bir konsept. Ben size bu konuda bir şeyler aktarabiliyorsam ne mutlu. Başlayalım isterseniz. Çünkü çok uzun bir video olacak. Şimdiden söyleyeyim. Elimden geldiğince bir sürü çizim seçmeye çalıştım. Ve genelde böyle farklı tarzlardaki şeyleri seçmeye çalışıyorum. Birazcık daha seçici olmaya karar verdim. Köpeğimi biliyorsunuz, Asit. Onun sesleri gelecek bol bol bu videoda. Yanda oyun oynuyor çünkü. Dediğim gibi kriter olarak daha farklı şeyleri seçmeye çalışıyorum. Daha farklı materyallerde çalışanları, daha farklı tarzda çalışanları seçmeye çalıştım elimden geldiğince. Nereye gelsin yeni çizimlerimiz? Bu tarafa gelsin. Buraya çekileyim. Bu da benim yeni yaptığım tablo. Daha ilk katmanını yaptığım için korkunç gözüküyor şu anda. O yüzden bunun üstüne gelebilir yeni çizimler. İlk Art by alt çizgi Dilara. Sanırım moda tasarımı okuyorsun ya da moda tasarımıyla ilgileniyorsun. Bu tarzda çizimler genelde moda tasarımında yer alıyor. Çok güzel olmuş Dilara. Özellikle baştakini çok sevdim. Aynı desenle o kadar farklı tarzlarda bir sürü kıyafet tasarlamış ve hepsini çok beğendim. Özellikle de hepsinin böyle tutarlı, aynı boyda olması çok güzel. Saçlar farklı, ayakkabılar farklı. Ben çok beğendim. Lütfen devam et. Farklı desenlerde de tasarımlarını merakla bekliyor olacağım. Dilan KRCLL. Ben bu sulu boya çalışmasına bayıldım. Zaten portrede sulu boya inanılmaz güzel oluyor. Tek şunu söyleyebilirim. Saçlarla arka plan aynı renk olduğu için biraz birbirine karıştı gibi bir şey oldu. Bunun üzerinden iyice kuruduktan sonra daha açık bir renkle arka planı kontürleyebilirsin. Arka planın daha rengini açabilirsin. Ama bunu çok sulu bir şekilde değil de daha koyu kıvamda yapmaya çalış, yoksa kağıt çok karışmaya başlayacaktır. Onun dışında kesinlikle çok güzel yüz hatları, yani anatomik olarak kesinlikle doğru. Şeyi çok severim ben. Tamamen kuruduktan sonra normal bir pilot kalemle ya da şöyle gördüğünüz bir tükenmez kalemle çizgisel taramalar yaparım onun üstünden. Böylelikle iki tarzı birbiriyle karıştırırım. Öyle bir şey de yapabilirsin. Sen bazı kısımlarına yapmışsın. Mesela burada yanaktan ve çeneden itibaren birazcık daha tarama yapabilirsin. Kaşlarındaki kılları belirtebilirsin. Ama gölgelendirme vesaire çok güzel olmuş. Lütfen devam et. Drawflu çok güzel olmuş. Kuru boyayla yapmışsın ve bu şekilde bir parlaklık vermek, böyle canlı göstermek zordur. Zor bir tarz. Yani sabır ister kuru boyayla tek tek o parıltıyı vermek, detay işlemek. Yani böyle makyaj yapmaya benziyor. Yavaş yavaş birbirine yedire yedire yapman gerekiyor ve sen bunu çok güzel yapmışsın. Zaten renklerin seçimi vesaire her şey çok güzel. Gözlerdeki o ışıltıyı verebilmen çok güzel. Alt kirpikler beyaz ve o beyaz kirpikleri gösterebilmen, o göz altı buradaki o çukurluğu verebilmek inanılmaz güzel olmuş. Eleştirebileceğim hiçbir şey yok kesinlikle. Lütfen devam et, merakla bekliyorum. Can.yzci. Can, sen kara kalem çalışıyorsun ve bu çizimini özellikle çok beğendim. Diğerlerine baktım. Bana kalırsa çok karakteristik bir çizim olmuş ve bu altta kalan saçlardaki o kıvrımın parlaklığı inanılmaz güzel olmuş. Ben onu çok seviyorum. O saçtaki buklenin parıltısını veriyorsunuz ya, o aslında çok önemli. Onu verebildikten sonra gerçekten çok güzel bir boyut kazanıyor. Senin suratı bu kadar sürreal çalışıp saçı da bu kadar realistik yapman benim inanılmaz hoşuma gitti. Gözden çıkan dallar da çok güzel. Bu yanaktaki yuvarlaklar inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum. Yanakta yuvarlak çizmeyi çok seviyorum. Onları boyamayı da çok seviyorum. Şunu söyleyebilirim. Kara kalemde her şey kara kalem yapıyorsunuz. Yanaklara bir renk veriyorsunuz. Arkaya bir renk veriyorsunuz. Ya da şunu da önereyim size. Benim şöyle markerlarım var. Kure kalır. Ama ya illa bu marka olmasına gerek yok bu arada. Hani marker olsa bir tane alsanız bile çok etkili. Buna böyle gri renkte. Şöyle bir renk. Bunun rengi neymiş? 01 Cool Grey. Bunun 02'si daha böyle koyuları,
açıktan koyuya doğru gidiyor. Bir tane bundan alırsanız, bu tür kara kalem çizimlerinin kenarına bununla birlikte gölge verirseniz, bunun zaten böyle kesik büyük uçta bir ucu var. O kadar illüstratif, o kadar güzel bir etki yaratmaya başlıyor ki o gölge. Biraz sulu boya etkisi de veriyor. Çok güzel bir tarz kazanılıyor. Böyle bir şey de tavsiye edebilirim. Özellikle kara kalem çalışanlara çizimlerini farklılaştırması açısından. Ama senin bu tarzın zaten oldukça güzel. Lütfen devam et. Şimdi geldik Elanur Dağlı. Kendisi de güzel sanatlar istiyormuş. Ve daha 12 yaşında. Ve bakar mısınız ne kadar güzel bir şey çizmiş. Ben bu öndeki yeşil saç, pembe kazaklı karaktere bayıldım. Bilmiyorum böyle bir karakter var mı ama renk seçimi çok güzel. Özellikle bu yeşil ve pembe çok güzel uyan renkler. Yanaklardaki pembeliğe zaten bayıldım biliyorsunuz ben. Yanakta pembelik çok seviyorum. Kaşları yeşil, piercingi, gözleri yani o kadar güzellenmiş ki saçı. Kesinlikle devam etmelisin. Güzel sanatlar istiyorsan bu çizimlerden ziyade kara kalemle obje çizimlerine yoğunlaşman gerekiyor. Biliyorum bunları çizmek çok zevkli. Ben de güzel sanatla hazırlanırken böyle çizimleri yapmayı seviyordum ve sürekli küp çizmek, şişe çizmek, işte bardak çizmek bir yerden sonra sıkıyordu. Ama bunu ders çalışır gibi yapmanız gerekiyor eğer güzel sanatlar istiyorsanız. En azından bir senenizi böyle kendinizi kamp alın, çizim kampına alın. Ve çizmeyi sevmediğiniz şeyleri çizeceksiniz. Çizmeyi sevdiğiniz şeyleri zaten güzel çizersiniz. Zaten onları çok çizmişsinizdir. Ama çizmeyi sevmediğiniz şeyleri çizmek gerçekten elinizi ve gözünüzü eğitir. Ben mesela dokulu şeyleri işlemeyi tek tek mesela sepetin o örgü kısımlarını çizmeyi hiç sevmiyorum. Çünkü ben böyle detaylı mıy 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 hiç sabrım yok. Ama onları o kadar çok çizdim ki, elimi o kadar eğittim ki sonrasında böyle basit şeyler çizdim de tak 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 çizmeye başladım. Yaprakların kılcal dokularını, bir çiçeği, daha böyle sizi eğitebilecek şeyleri çizerseniz gerçekten çok yararını görürsünüz. Bir kağıdı buruşturun, onu çizmeye çalışın. Perdeyi çizmeye çalışın. Bununla ilgili aşağıya eğitici videolar bırakacağım. Ben arada Instagram'da link paylaşıyorum. O linkte paylaştığım kitaplar var çizim eğitimiyle ilgili. Bana lütfen sorun, onları da size önerebilirim. Şu anda çünkü bir eğitim almak mümkün değil maalesef. Ama kendinizi güzel sanatlara hazırlanıyorsanız eğitebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, çizimle ilgili online eğitimler de var. Onları da isterseniz size önerebilirim. Siz yeter ki kendinizi eğitin. Sürekli çizin. Özellikle güzel sanatlara hazırlananlar, ben her gün çizgi çiziyordum dümdüz. Böyle. Sayfalarca. O sayfayı artık böyle hiçbir şey görünmeyene kadar düz çizgi çiziyordum. Sırf elim rahatlasın diye. Eliniz ne kadar rahat olursa, kalemle ne kadar güzel oynayabilirseniz o kadar güzel çizersiniz ve bu o kadar belli olur. Devam ediyorum. Nehir Kiratli. Çok güzel bir silüet manzara resmi olmuş. Özellikle bu güneş ışığının böyle gittikçe ombre gibi dağılması benim çok hoşuma gitti. Yeşil ile sarıyı o kadar güzel karıştırmışsın ki sonrasında beyaz inanılmaz böyle güzel bir görüntü yaratmış. Palmiyeleri çok sevdim. Palmiyelerin o yapraklarını ince ince, çok ince bir kalemle, pilot kalem olur. Ondan sonrası böyle siyah bir tükenmez kalem olur. Benim mesela bu pilot olarak 04 Hardline'ın kalemini almışım. Ama bunu daha çok seviyorum. Bu da tükenmez kalem. Şeylerin yapraklarını ince ince, palmiyenin yapraklarını çizgi 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 çizersen wow, direkt böyle değişik bir izlenim yaratır. Ama böyle de çok beğendim. Yunus çok tatlı. Her şey çok güzel. Kompozisyon çok güzel. Lütfen devam et bu çizimlere. Ve geldik Aleyna.Yavuz'a. Aleyna zaten büyük ihtimalle güzel sanatlara hazırlanıyorsun ya da iyi bir resim geçmişin var. Çünkü çizdiğin şeylerin kesinlikle ışık gölgesi oranları her şeyle inanılmaz güzel olmuş. Ben bunu yorumlamak istiyorum çünkü bu hoşuma gitti. Siyah kağıdın üstüne beyaz çalışmaları çok seviyorum. Ve o kadar güzel kendinden emin bir şekilde çiziyorsun ki tak 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 işin matematiğini çözmüşsün. Çok güzel ölçü almışsın, çok güzel oturmuş. Sadece üst bölgedeki bu bebek saçlarını biraz daha böyle koyudan açığa doğru böyle. Nasıl bir anlatışı? Sadece üstteki bebek saçlarını böyle koyudan açığa doğru ince çizgilerle yaparsan inanılmaz güzel. Kaşlarda yaptığın gibi buraları da böyle yaparsan inanılmaz güzel olmuş. Her şeyiyle çok beğendim. Çok başarılısın bu konuda ve devam edeceğini zaten biliyorum. Emine Baycan. Emine tükenmez kalemle çiziyor ve ben bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Gerçekten tükenmez kalemle resim yap. Herkese tükenmez kalemle yaptıracağım herhalde bu gidişle. Çok hoşuma gitti. Bir saniye.
Emine iyi bir gözlemcisin. Bence güzel gözlemlemişsin. O bacaklardaki kıvrımları, diz kapağındaki kumaşın katlandığı kısımları, atın bacak kısımlarından sadece arka bacaklarında ve belinde, gövdesinde belki biraz oranlarla ilgili problem olabilir. Kuyruğunu birazcık böyle daha saç gibi hiç elini kaldırmadan böyle ince uzun yapabilirsin. Ama bu zaten bir süre. Sen bunu ne kadar çok yaparsan, sürekli bir şeyleri gözlemleyip onları çizmeye çalıştıkça beyin, el, göz üçü bir araya gelip buna alışmaya başlayacak ve çok güzel çizeceksiniz. Bundan sakın vazgeçmeyin. Yani lütfen tekrar çizin. Farklı şeyler de çizin. Her çizimde bir şey öğreneceksiniz. Her çizimde çizginiz muhakkak gelişecek. Çizginiz gelişmese ışık gölgeniz gelişecek. Farklı tarzları da deneyin. Ve tükenmez kalemle resim yapmaktan korkmayın. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Lütfen devam edin. Sketch or. Çok güzel bir çizim olmuş. El çizmek çok zordur. Güzel bir sketch olmuş. Güzel sanatlarda özellikle Marmara, Eskişehir, ondan sonra Mimar Sinan el ve ayak çizimlerine çok önem verir. Ve sizin bunu imgesel yapmanız gerekir. Eldeki kıvrımlar, elin hareketi, sizin mimiğinize göre ya da işte sizin hareketinize göre elinizin duruşu ya da bir şey kavrayışınız çok önemlidir. O yüzden kara kalem, el ve ayak zordur ama önemlidir. Senin de tabii birkaç tane ölçü sıkıntısı var. Şuradan itibaren bu eldeki şu kıvrım. Mesela buradan itibaren daha inceliyor ya burası. Şurayı biraz daha ince yapabilirsin. Şuradaki parmağı biraz daha içe sokabilirsin. Ama çok zor bir şey girişmişsin ve gayet güzel yapmışsın. Sonuçta böyle baktığımızda çok incelemek lazım. Aa, bir hata var mı yok mu diye. Bunu tekrar yapıp kusursuz hale getirebilirsin. Biraz daha gölgelerle daha realist bir hale de getirebilirsin. Ben çok sevdim. Kendi elini izleyip de çizim yapabilirsin. Ben öyle çalışıyordum genelde. Kendi elime bakıyordum, onu çiziyordum. Sürekli. Böyle yapıyorum, çiziyorum. O çok etkili oluyor. Kesinlikle gözlemleyin. İyi bir gözlemci olursanız iyi çizersiniz. Her zaman bunu söylüyorum. Lütfen devam et. Çok başarılısın bu konuda. Skeçlerini merakla bekliyorum. İlke Soydaner. Sen ne yapıyorsun ya? Kazıyor yastığını. İlke Soydaner. Çok başarılı bir papağan olmuş. Gerçekten renkleri çok güzel seçmişsin. Papağan çizmek eminim çok zevkli. Hiç daha önce çizmedim ama kuru kalemde, kuru boyalarda inanılmaz güzel çiziliyor. Bir kere renk seçimin çok güzel olmuş. Çok realistik olmuş. Renk kombinasyonların da çok güzel. Birbirlerine yedirmen de güzel. Bu şekilde kuru kalem çalışanlara şunu da önerebilirim. Beyaz kalemler satılıyor. Beyaz pilot kaleme benziyor. Şuna benziyor. Bunun beyazı. Siz iyice böyle boyayın. Siz dikkatimi dağıtıyorsun. Çizimi tamamladıktan sonra o parlaklığı vermek için o beyaz kalemi de kullanabilirsiniz. Bu çizimde mesela o mavilerin orada biraz da böyle beyaz kalemle temizlemek için kullanılıyor tükenmez. Daksile benziyor. Ben daksille yapmıştım hatta. Onu kaleme batırıp ondan sonra göze böyle beyaz noktalar yapmıştım. O çok güzel bir parlaklık. O beyaz var ya, o beyazın böyle iki tane noktası sanki böyle güzel bir ışıltı veriyor gibi bir his yaratıyor. Burada onu yapabilirsin. Mesela buradaki kırmızı turuncu tüylerin orada böyle iki tane beyaz çizgi alsan, beyazlık versen çok güzel olur ama böyle de çok beğendim. Kesinlikle çok başarılı. Lütfen devam. Ne yapıyorsun? Dikkat çekmeye çalışıyorum. Hindra LKH. Hint, Alk, Hader, Hater, Alk, Hader. Okuyamadım hiçbir şekilde. Ama çizimlerin de o kadar güzel ki ben balerin olanı yorumlamak istiyorum. Çünkü ben de buna benzer bir yağlı boya tablosu yapmıştım. Ve çok hoşuma gitti. Özellikle böyle boya kullanımın, renk kullanımın çok güzel. Yani duyguyu, hareketi çok güzel vermişsin. Sadece yorumlayabileceğim şey, sadece o arka fondaki fırça darbelerini daha düz çalışabilirsin. O zaman çok böyle tutarlı, çok böyle şey gibi duruyor. Kadife, kumaş gibi gözüküyor. Buna böyle hepsini aynı hizada yapmadın mı bir sorgulatıyor böyle. Nasıl anlatsam ki? Bunları düz çizdiğinde çok güzel bir etki yaratıyor. Ben de genelde böyle arka fondaki şeyleri dümdüz nizami çizmeye çalışıyorum. Ama bunu sonradan yaptıysan eğer, yani figürü çizdikten sonra yapmaya çalıştıysan o zaman çok daha zor oluyor. O yüzden benim genelde yaptığım ilk başta arkayı tamamlıyorum. Renk geçişlerini, her şeyi.
Burada da işte ilk önce arka fonu boyadım. Ondan sonrasında üstüne figürü ekliyorum ki sonrasında onunla uğraşmayayım. Çünkü büyük ihtimalle taşma olacak ya da figürlerin üstüne denk gelecek. Ama çok beğendim. Çok başarılısın bu konuda. Lütfen devam et. Dem Lassard. Gollumu çizmiş. Çok güzel olmuş ya. O kadar güzel duygusunu vermesi ki ve gözleri çok güzel olmuş. Gerçekten acayip hoşuma gitti tipe. Ya çok beğendim. Sadece şunu söyleyebilirim. Kara kalem çalıştığında koyuluk, açıklık konusu vardı. Kalemi çok fazla koyu giriyorsan gölgelendirmeleri de ona yakın koyulukta yapman gerekir. Yani tutarlı olması gerekir. Eğer çok koyu çalışıyorsan birden çok açık çalışamazsın. Çok koyu çizgisel kontür veriyorsan yandaki gölgelendirmeleri de o şekilde koyu yapman gerekir ki çok böyle kontür kontür durmasın. O yüzden senin mesela burun kenarındaki gölgelendirmeler inanılmaz güzel olmuş. Ama kollarındaki ve bu boyun altındaki taramaları birazcık daha koyu yapmalısın. Yani kontürden sonraki geçişi de o şekilde koyudan açığa doğru gitmelisin. Böyle koyudan açığa doğru elini alıştırırsan çok daha böyle profesyonel bir etki bırakmış olursun. Ama sen zaten bunu çok kolaylıkla yaparsın. Çünkü burada zaten yapmışsın ve çok hoşuma gitti. Lütfen devam et. Özellikle gözleri çok beğendim ya. Burada Edward Munch'un tablosu var. Kim yaptıysa lütfen aşağıya yorum yazsın. İsmini kaydetmemişim. Sadece tablonun screenshot'ını almışım heyecanlı. Aynısı olmuş çünkü ve çok güzel olmuş. Yani sen bunun, bu tablonun aynısını yapıyorsan zaten kim bilir neler neler yaparsın. O yüzden lütfen devam et. İsmini kaydetmediğim için çok özür dilerim. Bir dahaki videoda lütfen bana bunu hatırlat. Tekrardan yorumlayayım. Çok güzel olmuş. Lütfen buna benzer tablolar, kendine ait bir tarzda. Bu mesela renk akışını kendine ait bir figür bul ve onu yap. Ama bu tarzda yap, efsane olur. Devamını bekliyorum. Evet, şimdi Zehra Bunyat bir skeç defterinin sayfalarını çekmiş ve ben bu figürlere bayıldım. Bazıları benim bu boynuzlu karakterlerimi de andırıyor, çok hoşuma gitti. Hatta burada bile çizdim ama şu anda birinci katmanını yaptığım için detaylar belli olmuyor. Çok güzel olmuş farklı farklı karakterler. Haftaya karakter tasarımıyla ilgili bir video hazırlıyorum. Buradaki karakterleri nasıl yaptım, nasıl karakter tasarlarsınız, bunların hepsini anlattığım bir video çekiyorum. Ama uzun olacağı için bugüne yetiştiremedim. Sen de bu karakter tasarımına başlamışsın. Lütfen devam et. Özellikle o videomu da izle. Bu karakterlerinden bir tanesini seçip onun üstüne gidip ondan sonra onu renklendirip ya da taramalarını, gölgelendirmelerini düzeltip lütfen üstünde dur ve tekrar yaparak onu iyice geliştir. Çok güzel olmuş. Bayıldım bu sayfaya. Yağmur Çelik alt çizgi. Bu portreye bayıldım. Gerçekten gölgelendirmeyi, anatomiyi, her şeyiyle çok iyi biliyorsun. Yani bu gölge çok güzel olmuş. Gerçekten bayıldım. Bir de buraya fare çizmiş ya. Çok güzel olmuş faresi de. Yani o kadar hoşuma gitti ki. Ve hiç hata yok. Yani bu çizimle bilmiyorum güzel sanatlarda mı okuyorsun ya da hazırlanıyor musun ama kesinlikle üstüne gitmelisin. Çünkü çok başarılısın bu konuda. Gördüğünü çok iyi resmetmişsin. Sadece saçlarda biraz detayları arttırabilirsin ama böyle çok güzel, emin ol, lütfen devam et. Sunya Sama. Ben bu çizime bayıldım. Yani bugün en favorilerimden birisi oldu diyebilirim. Bir kere kompozisyon çok güzel. Çok güzel renk seçimi ve ben böyle uzak doğu temalarından bayılıyorum. Uzak doğudaki bu ejderhaları çiziyorlar ve ince Asyalı surat hatlarını çizmeye bayılıyorum. Sen inanılmaz güzel yapmışsın bu maskeleri. Resim tamamıyla çok güzel. Özellikle kompozisyonu çok beğendim. Buralarda böyle harfleri koymanı çok beğendim. Lütfen devam et. Gerçekten merakla bekliyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Bütün figürleri çok başarılı yapmışsın. Çok güzel olmuş. İrem Kaye. Çizimi görünce şok oldum. Benimkisi zannettim. Şimdi anlayacaksınız bu İrem'in çizimi. Benimkisi de bu. İnanılmaz benzemiş. Çok güzel yapmışsın. Lütfen bu figürleri çizmeye devam et. Mesela bütün sayfayı doldur. Ben 3 tane yapmışım ya. Sen bütün bu sayfayı doldur. Onlara farklı şeyler kat. Boynuz koy, tasma tak, ne bileyim yanaklarına yuvarlaklar çiz, kirpi
kirpiklerini çok uzun yap, ağzını çok uzun yap, dişleri çıksın buradan. Ben böyle onları canavar gibi yapmayı çok seviyorum. İşte saçlarına şapkalar vesaire yapabilirsin. Ya da işte gözaltı torbalarını arttırabilirsin. Böyle kendi bir yorumunu kat ve bütün sayfayı doldur. O zaman harika bir çizim olacaktır. Çünkü sen bunu yaptıysan fazlasını çok rahatlıkla yaparsın. Çok güzel olmuş. Lütfen devam edin. Bugünün diğer favorisine gerçekten bütün çizimle o kadar profesyonel ve çok güzel. Umarım daha çok paylaşırsın. Instagram sayfanı inceledim çünkü. KHQ Paint. Görüyorsunuz. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. O kadar güzel ki ve benim en sevdiğim şeyi yapmış. Ben bir çizimde böyle siyah beyaz çalışıldığında, yani gri beyaz çalışıldığında arka planı çok farklı bir renkle patlatmayı ve böyle bir kontrast yaratmayı çok severim. Bu o kadar başarılı bir çizim olmuş ki ve sadece gri siyah, yani bu siyah ve beyaz renklerini kullanarak bunu yapmış ve renk tonlarını o kadar iyi ayarlamış ki çok realistik bir havası var buradan itibaren. Ve bu benim çok sevdiğim bir çizim tarzıdır böyle. Glitch diyeceğim. Aslında çok glitch de değil ama. Aslında glitch, evet. Bu glitch tarzdaki portre çizimlerini çok seviyorum. Ve çok başarılı olmuş gerçekten. Merakla bekliyorum ve ne olur bu tarzın üstüne git. Bu tarzda bir sürü şey çiz. Çok başarılı olursun. Lütfen bu tarzın üstüne çok git. Çok tablo yap. Bunları Pinterest'te paylaş. Çok güzel örnekleri var orada da. Glitch Face Oil Paint falan yazdığında böyle şeyler çıkıyor. Ama seninkisi de çok iyi olmuş. Farklı renklerle de yap mutlaka. Devamını bekliyorum. Amaterasu. Ben bu çizime bayıldım. Bu da benim favorilerimden biri. Hepsi üstüste geldi. Başta şunu söyleyebilirim ki çok özgün olmuş. Surat çok iyi. Gerçekten çok güzel çizmiş ve bir de ben bu resimde şeyi çok sevdim özellikle. Eli. Hem ojesini çizmiş hem de bardağı o kadar güzel kavramış ki. İnanılmaz güzel yapmışsın. Ve o beyazla benim az önce bahsettiğim parlaklığı vermiş. Yani siz resmi bitirin. Ondan sonrasında kurusun. Sonra bir beyaz alın ve o beyazla ne olursa olsun, artık beyaz ojeyle bile yapabilirsiniz. O parlaklığı verirseniz, yani en azından göze iki tane nokta koyun. Dudağa bir tane çizgi çizin. Boyut verecek, o parlaklığı verecek, ışıltıyı verecek ve çok güzel bir etki bırakacak. Sen onu yapmışsın ve çok güzel olmuş o parlaklık. Her yerde böyle. Çok sevdim. Sadece şapkayı böyle fırça darbeleriyle yapmışsın ama o da bir tarz. Hiç eleştiresim yok yani. Bu senin tarzın belli ki. Ben orayı daha yapardım ben olsaydım. Ama o kadar güzel renk kullanmışsın. Fırça darbelerin var ki ve fikir de çok güzel. Üste de belki bir dantel, bir şey, bir doku yapabilirsin. Ama bunu al duvarına as yani. Çok güzel olmuş. Lütfen devam et. Kardelen CLKZ. Kardelen çok tatlı bir çalışma yapmış. Bütün ressamların sembolik hallerini çizmişler. Ya bir tablosundan ya da kendisinden olan bazı parçaları. Ben bu çizimleri çok seviyorum. Özellikle Pinterest'te çok popüler böyle çizimler. Instagram'da da, Tumblr'da da. Orada çok yayılıyor böyle çizimleri. Güzel bir fotoğrafladın mı? Herkes paylaşıyor. Bu çizimlere devam edebilirsin. İllüstrasyon yapabilirsin. Buna böyle minimal çizimler, illüstrasyonları çok güzel oluyor. Renkleri de çok güzel kullanmışsın. Çok minimal çalışmışsın. Tek çizgide bunları çok güzel çizmişsin. Lütfen devam et bu tür çizimlere. Renkleri de arttırabilirsin. Çizgilerini de arttırabilirsin. Ben çok beğendim. Lütfen devam et. Furkan Oşyonal. Umarım doğru okumuşumdur. Furkan, bu çizimini çok beğendim. Gerçekten çok başarılısın kara kalemde. Gerçekten çizgilerinin ne kadar iyi olduğu, kaleme ne kadar hakim olduğun çok belli oluyor. O kadar güzel ki yani. Benim en sevdiğim kara kalemde çizim tarzıdır bu. Ve bu çizimle, yani bunu her objeye dökebiliyorsanız istediğiniz her okula girersiniz. Çünkü renk, gölge, her şeyi çok iyi vermiş. Çok hakim. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Umarım daha çok çizersin. Çizimlerini her yerde görürüm. Çünkü çok güzel. Zaten tavşanı o kadar güzel çizmişsin ki. Yani çok beğendim ya. Ben bilmiyorum, bana atmaya devam et bu çizimleri. Çok başarılısın. Staff Eda. Çok güzel bir çizim, online çizmişsin. Bir çizgide elini kaldırmadan aslında birçok şeyi ifade edebilmişsin. Buradaki kasları, bunun kadın versiyonunu da yap. Ya da şöyle bir şey önerebilirim. Mesela bunu çizdin ya, bunun farklı renklerini de yapabilirsin etrafa. O zaman çok güzel böyle 3D gibi bir görüntü oluyor. Bunu çizdikten sonra üstünden aynısını bir daha yap. Ama sarı renkle yap ya da kırmızı renkle yap. Buna böyle 3 tane aynı renk yaptığında öyle bir çizim oluyor ki benim çok hoşuma gidiyor. Çok da popüler bu aralar bu tarzlar. Ya da arkasına bir kırmızı yuvarlak yap mesela. Çok daha dolu dolu görünür. Senin böyle daha çok dikkatini çeker. Lütfen devam et. Çok güzel olmuş.
ve art lisans. Benim bugün çok başarılı bulduğum bir diğer sayfa. Bu ne? Bu ne? Gerçekten şok oldum ya gördüğüm sırada. Sen çok başarılısın. Gerçekten sen çok iyi bir sanatçısın. Çok beğendim. Diyecek hiçbir şeyim yok. Şok oldum ya. Yaşlı çizmek, o dokuları vermek ve bunu kara kalem ve kuru boyayla yapmak gerçekten çok büyük bir emek gerektirir. Teknik bilgi gerektirir. Ve sen bu konuda çok başarılısın. O kadar güzel çizmişsin ki diyecek hiçbir şeyim yok. Saçlar, her şey. Fark ettiniz mi? Burada mesela o saçların beyazlığını o kadar güzel vermişsin ki beyaz kağıdın üstünde beyaz saç olmasına rağmen o beyazı o kadar iyi alıyorum ki ben. Çok güzel olmuş. Kumaş, kırışıklık, her şeyiyle. Çok beğendim. Sayfana bakmaya devam edeceğim. Çünkü çok güzel. Kesinlikle tebrik ederim seni. Eli Bitter Lines. Bu ne güzel bir isim. Çok güzel bir resim olmuş. Ben bu taramaya bayıldım. Yani şeyi çok seviyormuş. Bir fikir alıyor. Ondan sonra onu geliştirip kendi yorumunu katıyor. Bunu yapın. Çizgisel yapmış. Bütün sayfayı taramış. O kadar güzel olmuş ki. Çok sevdim. Yani sayfayı bir şekilde doldurmaya çalış. Bütün sayfaya bir şeyler çizin demiyorum. Hafif bir sulu boyayla bir renk katın arkasına. Ya da işte bir tane keçeli kalem alın. Bu keçeli kalemle arkaya bir yuvarlak çizin. Ya da ne bileyim. Karalamalar yapın böyle ince ince. O zaman böyle bir değer katacak, bir yorum katacak o sayfaya. Boş beyaz sayfaya karşı. Çok iddialı bir şey yaparsınız, boş bırakın. Ama diğer türlü arkaya kendi yorumunuzu katın, bir şey katın oraya. Çok daha güzel ve dolu dolu olacaktır. Kendinize ait bir tarzınız olacaktır. Ben o yüzden bu çizimi çok sevdim. Lütfen devam edin. Şebnem Ova. Şebnem, sen de kuru kalemi o kadar güzel çözmüşsün ki çok başarılısın. Çok güzel hakkını veriyorsunuz. Bir kere anatomi bilgin çok güzel. Anatomiyi o kadar güzel vermişsin ki tişörtün, o kumaşın şeklini vermek ustalık gerektirir. Saçı çok güzel yapmışsın. Emek var ya. Gerçekten böyle ince 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 o kadar güzel çizmişsin. O kadar sabırla çizmişsin ki. Seni tebrik ediyorum. Ben sadece burada şey yapardım. Gözü o beyaz dediğim noktadan yapardım. Gözlük camını biraz daha o cam havasını vermek için bir tane böyle beyaz şey bırakırdım. Bir tane böyle ışık düzlemesi yaparsan camın hissini, o gözlükteki hissi çok daha iyi yansıtabilirsin. Çünkü gördüğüm kadarıyla sen zaten çok realistik çiziyorsun. Bir de o gözlükteki cam hissiyatını verirsen bitti. Efsane. Çok beğendim ya. Çok güzel olmuş. Lütfen devam et. Çok başarılısın çünkü. Ve geldik. Get More Bottles. Ya çok güzel bir çizim olmuş. Ben böyle çizimleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Manzara yapmış. Manzara yapmaya başlamış. Sonra sinirlenip böyle bir şeye dönmüş resim. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Mesela ben de çok özelli bir şey çizmeye çalışıyorum. Sonra diyorum ne yapıyorum ya deyip bambaşka bir şeye geçiyorum. Bundan iki video önce duvar boyamada öyle bir şey yapmıştım. Çiçek çizmeye başladım. İnce 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 çiziyorum. Sonra dedim ki ne yapıyorum ya deyip bambaşka bir şeye geçtim. Böyle şeyler çok güzel oluyor. Nasıl hissediyorsanız öyle resim yapın. Kendinizi bir şey çizmeye zorlamayın. Yani yetenek sınavına hazırlanmıyorsunuz. Yetenek sınavına hazırlananlar için başka ders çalışır gibi onu yapacaksınız. Ama eğer tamamen kendinizi mutlu etmek için hobi amacıyla bunu yapıyorsanız ne istiyorsanız çizin. O an nasıl hissediyorsanız öyle şeyler çizin. Sen öyle yapmışsın ve o yüzden çok güzel olmuş bu resim. Bayıldım. Çok tatlı ya. Ben bir de renk seçimini çok sevdim. Çok başarılı olmuş. Lütfen devam et. Bilge Nur Makar. Bilge Nur bu çizimi makyaj fırçasıyla yapmış. Öncelikle seni bu yüzden takdir ediyorum. Çünkü çok güzel yapmışsın. Renk seçimi çok güzel. Ya bunu duvara alsam o kadar pozitif bir çizim olmuş ki. Renk seçimi bir kere harika. Sen de Van Gogh'u seviyorsun. Normalde kendi dilinde Van Gogh diye telaffuz ediliyor ismi ama biz Van Gogh diyoruz. Ben de Van Gogh demeye devam edeceğim. Çünkü garip geliyor Van Gogh deyince. Onun tablosundan bir şeyler alıp kendi yorumunla birleştirmişsin ve ben bunu çok sevdim. Renk seçiminde harika. Lütfen devam et. Aysnum.h.b. Harika bir çizim. Ben bu tarzdaki şeyleri de çok seviyorum. Bir çizgiyle o kadar güzel bir hikaye anlatmış ki ve neden çok güzel? Çünkü arka plandaki bordo çok güzel bir kontrast oluşturmuş. Ben dedim size bunu çok seviyorum. Bunu mutlaka yapın. Çok güzel bir etki yaratıyor. Sen çok güzel poster çalışmaları yapabilirsin bu arada. Bu çizimler genelde posterlerde, kitap kapaklarında, dergilerde çok kullanılır. Ve çok güzel olmuş. Ya çeneyi çok güzel yansıtmışsın. Eli çok güzel yapmışsın. İncecik o kadar güzel dumanı vesaire çizmiş ki. Çok güzel bir çizim. Çok minimal. Renk harika. Her şeyiyle çok güzel. Lütfen devam et. Bu tarzdan devam et.
0, Dilan, Dilek, 0. Çok güzel 3 tane figür gördüm. 3 tane karakter gördüm. Üçü de aynı kalemden çıktığı belli oluyor. Çünkü kendi tarzın oluşmuş. Bunu bütün sayfaya doldur. Bir sürü figür çiz. Hepsinin saç rengi, kazığı vesaire farklı renkte olsun ya da hepsinin üstünde farklı dokuda. Bir tanesinin kazığı çizgili olsun, bir tanesinin kareli olsun, bir tanesinin puantiyeli olsun. Bütün sayfayı doldur. Nasıl güzel bir şey çıkacak orada biliyor musun? Efsane. Ya da işte arkaya ince 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 çiçekler çiz. Ya da işte sulu boyayla arkasını böyle renk karışımları yap. Çok güzel dolu dolu bir çizim haline gelir. Çok beğendim senin figürlerini. Lütfen bu tarzda devam et ve bunu geliştir. Esra Yücel alt çizgi. Yine çok sevdiğim resimlerden biri. Dalga boyutunu, dalganın ışığını, ay ışığını o kadar güzel vermişsin ki ve en çok bu iskelenin dokusundan etkilendim. Çünkü o dokuyu vermek gerçekten zordur. Bu tarz çizimlerde denizin hareketliliğini vermek, bu dalgalardaki ışık oyunlarını yapabilmek çok önemli. Ve sen bunu çok güzel yapmışsın. İskeledeki doku çok hoşuma gitti. Özellikle bu tarz çizim yapıyorsanız dalganın formlarını, ondan sonra tahta, işte bazı materyallerin formlarını iyi çalışmalısınız. Ben bu çizimi çok beğendim. Sadece teknede yelkenlerin üstünde bir detay daha oluyor. Onu beklerdim. Onu şimdi de yapabilirsin. Böyle teknenin içinde daha ufak tefek böyle detaylar oluyor ya. Onları böyle ince bir siyah kalemle yaparsan inanılmaz güzel olur. Mesela böyle çizimler yapıyorsunuz, fırçanız bazen çok kalın oluyor. Küçük detayları veremiyorsunuz. Ben bunu çok yaşıyorum. Böyle ince detayları vermekte çok zorlanıyorum. O zaman bunu siyah bir kalemle yapıyorum. Siyah kalemle boyanız tamamen kuruduktan sonra tuvalin üstünden bile geçebilirsiniz. Ama ben hepsini fırçayla yapacağım diye kendinizi kısıtlamayın. Çünkü fırçayla bu tür detayları vermek zor oluyor. O yüzden keçeli kalemle siyah lütfen yapın. Ike.a alt çizgi. Birden fazla çizimini göndermiş ve çok beğendim. Hepsi çok başarılı. Bir kere bütün kağıdı doldurmuş. Kompozisyonu tamamlamış. Ve renk geçişleri bazılarında inanılmaz güzel olmuş. Sadece mesela yıldız yapmışsın ya, parlak ifadeyi vermeye çalışmışsın ya. O yıldız gibi şeylerin hepsini aynı oranda, aynı büyüklükte yapma. Birisini büyük yap, çok parlak. Birisini daha küçük. Mesela böyle şeyleri yaptığınızda fırçanıza beyaz boyayı alın. Birazcık da sulandırın. Sonra şunu yapın. O zaman daha inandırıcı oluyor. Bir rastgele oldukları için biri büyük biri küçük oluyor. Buradaki orantısızlık asıl gerçekçi havayı verir. Yani aynı şekilde yapmak onun gerçekliğini azaltır. Onu yaparsan çok daha başarılı olur. Renk seçimlerin çok güzel. Lütfen devam et. Yusra gün doğdu. Dolabını boyamış ve o kadar güzel boyamış ki benim gidip boyayasım geldi. Avokadolar çok güzel olmuş. Yıldızlı gecedeki figürlerini yapmış. Yanına avokadoları yapmış, çok güzel olmuş. Gerçekten bunları kağıda da yapmalısın. Mesela avokado çiz, büyüklü küçüklü, arka fonu da pembeye boya. Ya da başka renge, sen ne istiyorsan onu boya. Çok güzel bir tablo olur. Çünkü çok güzel çiziyorsun belli ki. Böyle kendine birkaç tane figür edin ve onları böyle kağıda yapıp arka fonu da güzelce boyayıp çizimler oluştur. Çok başarılısın bu konuda. Başka bir materyale bunu yapman çok güzel. Lütfen devam et. Ve geldik. Emila Loves Coffee. Ben bu portre çalışmasını çok sevdim. Kendi tarzın var ve saçı, bakışı, ifadeyi çok sevdim. Ben portrelerde ifadeye çok önem veriyorum. Yani çok böyle realistik bir şey çizmenizin hiçbir önemi yok. Önemli olan ifade. Sen zaten çok realistik çizmeye çalışmamışsın. Bilekliği çok sevdim. Çizgileri, gözü, kirpiği, saçın şeklini çok sevdim. Daha fazla çizgi de katabilirsin. Gözün etrafına daha çok detay da verebilirsin. Çok beğendim. Kesinlikle çok başarılı olmuş. Lütfen devam et. İlay Rosa. İlay da bir portre çizimi yapmış ve çok başarılı. Saçtaki bu parlaklığı işte çok seviyorum. Burada o parlaklığı vermiş ya, ne kadar güzel bir görüntü. Eğer hepsi aynı renk olsaydı çok mat, çok böyle kalıp gibi bir ifade olacaktı. Bu saçın parlaklığını vermiş. Buradaki çizgi çok güzel. Çok güzel dağıtmışsın kalemi. Daha fazla tarama da yapabilirsin bu çizimin üstüne. Dağıtarak ince ince gitmişsin ya. Daha çizgisel şeyler de katabilirsin. Mesela kirpiklerini daha çok verebilirsin. Kaşlarının hepsini boyamak yerine daha ince çizgilerle, sivri bir kalemle verebilirsin. Anatomiye çok hakimsin. Dudak çizgilerine kadar çizmişsin zaten ve çok başarılı. Lütfen devam et. HNF Esin. Esin, ben bu çizimi çok beğendim.
Benim en sevdiğim skeç tarzı. Kıyafetin o çizgilerini, katlanma yerlerini çok güzel ver. Saç çok iyi. Bunun ucunu karalamışsın. Ben o zaten o olaylara bayılıyorum. Kıyafet bir kere çok güzel, çok modern bir çizim olmuş. Ve çizgilerin çok rahat. Tak 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 tak. O kadar hiç korkmamışsın. Hiç böyle yapmamışsın. Direkt tık 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 tık. Çok güzel vermişsin. Ben çok beğendim. Ben olsam bunun arka fonunu düz bir renge boyardım. O zaman çok daha ön plana çıkardı. Sadece bunu söyleyebilirim. Çok başarılısın. Lütfen devam et. Ve Benay Tunç. Benay da gerçekten çok başarılı olan birisi daha. Gerçekten anatomi bilgisi çok iyi. Boydan olan figürlerine de baktım. Gerçekten anatomi bilgin, ışık, gölge her şeyiyle çok güzel. Ama bunu yorumlamak istedim. Hepsinin gördüğünüz gibi farklı açılardan, farklı tiplerde o kadar güzel çizmiş ki ve çok realistik ve çok doğru. Çizim eğitim kitapları oluyor ya, oradaki gibi çizmişsin ve çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yani güzel sanatlara hazırlanıyorsan zaten doğru yoldasın. Çok başarılısın. Kazandıysan da hak etmişsin. Bilmiyorum. Bana bunu da yazın mesajları atarken. Mesela güzel sanatlara hazırlanıyor musunuz yoksa gidiyor musunuz? Çünkü anlayamıyorum ama sen mesela çok başarılısın. Yani bu çizimlerle gerçekten Marmara eğitime falan kesinlikle çok rahatlıkla gidersin. Mimar Sinan'a da gidersin, bilmiyorum. İmgesel nasıl çiziyorsun ama çok güzel ya. Gerçekten kas dokusunu falan çok güzel veriyorsun. Lütfen yani devam et demeyeceğim, zaten ediyorsundur. Seni tebrik ediyorum. Sena.nur.da. Çok tatlı bir çalışma, çok güzel bir çalışma. Özgün, rahat, renkleri kullanmış, kağıdı doldurmuş, gözler çok güzel. Dediğim o beyaz ışıltıyı vermiş. Kaşları böyle ince ince çizmiş. Dudak çok güzel o siyahlıkla. Şuraları koyu yapın mesela dudak çizdiğinizde. Buralar koyudur. Ben görüyorum bazıları buraları açık renk yapıyor. Bizim dramızın burası en koyu yerler çünkü burasının içi çukur. Buraları siyah yaptığınızda, buraları böyle belli yerleri koyu yaptığınızda o koyuluk açıklık ilişkisi o kadar güzel boyut veriyor ki. Bunda da o gözlerdeki koyuluk, ağzın içindeki koyuluk o kadar güzel bir ifade vermiş ki, net bir ifade. Ve renk kullanımı çok güzel. O dumanın böyle renk geçişleri çok güzel. Alttan da onları akıtmışsın. Seni tebrik ediyorum. Lütfen devam et. Tuğba LPTKN. Alptekin bence. Evet, Tuğba Alptekin. Güzel sanatlara hazırlanıyor gibi bir halin var ya da gitti, bilmiyorum. Genelde güzel sanatlara hazırlananlar, yetenek sınavına hazırlananlar bol bol tors çizer. Tors dedim. Burada vardı. Hemen getireyim. Bu bir tors. Yetenek sınavında bu torstan değil, bunun böyle vücut hali var. Nasıl vücut halinden kastım? Yani boynu kesik, sadece gövdesinin olduğu klasik bir hali var. Eğer özel üniversitelerde yetenek sınavına gidecekseniz bu torsu kesinlikle soruyorlar. O yüzden onu genelde sınava hazırlananlar bayağı çalışıyor. Yani ben herhalde ne bileyim 200-300 kere, daha fazla da olabilir, tors çizmişimdir defalarca her açıdan. Çünkü hangi açıdan çizeceğinizi sınava girdiğinizde bilmiyorsunuz. Siz rastgele bir yerde oturuyorsunuz. Arkadan da çizebilirsiniz onu, önden de, sağdan da, soldan da. O yüzden onu 360 derecede çizebiliyor olmanız gerekiyor. Dilerseniz aranızda gerçekten güzel sanatlar sınavına hazırlanmak isteyen, gitmek isteyenler varsa bana lütfen yazın. Onun yoğunluğuna göre ben bununla ilgili bilgilendirici bir video çekebilirim. Çünkü ben de uzun bir hazırlık süreci yaşadım. Birçok okulun sınavını denedim. O yüzden biraz hakimim diyebilirim bu konulara. Tabii benim 4 sene geçti. Nasıl değişti mi sistem bilmiyorum ama muhtemelen aynı şeyleri sormaya devam ediyorlardır diye düşünüyorum. Size en azından kendi deneyimlerimle ilgili şeyler anlatabilirim. Tuğba'nın tors çizimine gelecek olursam, şunu çok güzel vermişsin, ışık gölgeyi. Bu çok önemli. Torsta en önemli şey tarama, ışık gölge ve kalemi nasıl kullandığın. Rahat kullanman, onu, o gölgeyi rahat vermen gerekiyor ve sen onu çok güzel yapmışsın. Realistik olmaması gerekiyor mesela suratın. Yani insan figürü gibi de olmaması gerekiyor. O torsun kendine ait bir kalıp şekli var çünkü. Sen onu çok güzel yapmışsın. Sadece göz çok koyu olmuş. Yani şey dedim ya, ışık gölgede biraz tutarlı olmak gerekiyor. Sen bütün resmi böyle geçişli geçişli yaparsan gözü birden sert bir şekilde böyle basarak yapmamalısın. Daha böyle onu da böyle sakin, koyuluğu yavaş yavaş çizgisel çizgisel girerek yapmalısın. Ama onun dışında kesinlikle başarılı. Lütfen üstüne git, tekrar 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 çizerek onu zaten mükemmel hale getireceksin. Geldik Bal 4, Bal Ayşe. Büyük ihtimalle 4'ü A yerine kullanmış.
Çok tatlı fotoğraf. Kedin çok tatlı. Zoruya gitmiş kumaş çizmiş ve bu kumaşı çizmek çok zordur. Sabır gerektirir, göz gerektirir. Yetenek sınavında kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çünkü o torsların, o çizeceğiniz formların altına bir kumaş kesinlikle koyacaklar. Zemin kumaş olacak. Siz normal resim yapıyorsanız da bence kumaşı bilmelisiniz. Çünkü kıyafet çizeceksiniz karakterinize. Onun eteği ya da kıyafetinin en azından şuradaki kıvrımlarını verebiliyor olmanız lazım. O yüzden lütfen kumaş çiziminin üzerinde durun. Çok güzel çizmişsin. Işık, gölgeyi, katlanma yerlerini harika vermişsin. Lütfen devam et. Su Aküs. Su Aküs çok güzel bir çalışma yapmış. Çok başarılı. Gerçekten o elin ışık gölgesi, figürü, boyayı kullanışın, alttan akan renk çok sanatsal bir tablo olmuş. Yani yorumlayacak hiçbir şey yok. Seni tebrik ederim. Lütfen tablo yapmaya devam et. Çok başarılısın bu konuda. Sürekli makinem doluyor. Ben çok üzülüyorum. Ne kadar konuştuysam artık. Su Aküs. Kesinlikle çok güzel bir tablo olmuş. Devamını bekliyorum. Bu konuda çok başarılısın. Lütfen devam et. Ceren Ayduran. Ceren'in çoğu çalışması çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Ama ben özellikle bunu seçmek istedim. Çünkü duvara çalışmış ve çok güzel olmuş. Yani astronot o kadar güzel olmuş ki. Bir de etrafındaki renk oyunları, morlar, geçişler sulu boya gibi olmuş. Çok başarılı. Ben böyle duvarlara falan çalışılmasını çok seviyorum bu arada. Sadece böyle kağıtlara ya da işte deftere değil de büyük alanlara çalışılmasını çok seviyorum. Sen de bunu yapmışsın. Çok güzel bir fotoğraf. Evinin çok güzel bir anı olmuştur duvarda. Senin kocaman bir resmin var. Bunu herkes görüyor. Seni tebrik ederim. Lütfen devam et. Yağmur Yılmaz. Yağmur bu çizimleri eğitim almadan yapıyormuş ve kesinlikle gerçekten çok başarılı. Ben diğerlerine de baktım. Bunu seçtim. Çünkü kompozisyon olarak çok doğru. Bu çizimde sadece anatomik birkaç tane hata var. Google'a çizimde anatomi yazarsan, çizimde anatomik bilgiler yazarsan hemen bunun triklerini bulursun. Kafa gövdeye ve bacaklara göre birazcık büyük kalmış. Ayaklar biraz küçük kalmış. Çizimde ayakları bir tık daha büyük yapabilirsin. Detay işleyebilirsin. Genelde yetenek sınavlarında, mimar sınavında özellikle elleri ayakları büyük yaparlar. Ne kadar iyi yaptıklarını, o detayları verebildiğini göstermek için daha büyük yaparlar. Sen de öyle. Onları küçük değil de daha öne çıkaracak şekilde yapmalısın. Ama etraf çok güzel. Kompozisyon güzel. Kumaşlar, ayakkabılar çok güzel özellikle. Dediğim gibi bunları daha büyük yapabilirsin ve bu tarzda teknik çizimler yapıyorsan eğer Google'a teknik çizim, anatomi bilgisi gibi şeyler yazarak çok güzel sayfalar var bununla ilgili bilgi veren. Ben zaten yetenek sınavı sürecinde her şeyi yazıyorum. Bardak çizimi, nasıl ölçü, nasıl bilmem ne. Eğitim alsanız bile Google'da çok güzel kaynaklar var. Oradan bakabilirsin. Lütfen devam et, çok başarılısın. Bu çizimle özel üniversitelere %50 bursla, hatta %100 bursla çok rahat girebilirsin. Biraz daha zorlarsan Marmaris, Mimar Sinan, Eskişehir rahatlıkla kazanırsın. Ama üstünde dur ve dediğim gibi teknik bilgiyi, perspektifi, anatomiyi çok iyi çalış. Çiğsel alt çizgi 4. Telefon kapı yapmış vallahi. Çok güzel olmuş. Bilmiyorum neyle boyadın? Ben ojeyle boyayarak yapıyordum telefon kaplarını. Onun üstüne de resim yapıyordum. Çok güzel olmuş. Renk geçişi falan çok güzel. Bunu tuvale yap. Başka yerlere de yap. Çok başarılısın bu konuda. Gerçekten çok sevdim. Lütfen devam et. Ve son Mua alt çizgi Sabin. Gerçekten bir sanatçı. Çok yetenekli. Gerçekten sayfasına bakarken çok mutlu oldum ve gerçekten çok başarılı. Body art yapıyor ve gördüğünüz gibi söyleyecek bir şeyim yok. Ben takdir ediyorum. İnsanın kendi vücuduna resim yapması çok zor bir şey. Bir kere deri çok farklı bir materyal ve aynaya bakarak üstüme böyle çizmek, ben yapamıyorum mesela onu. Ve burasına o kadar güzel bir şey çizmiş ki gerçekten seni tebrik ediyorum ve bunu yapmaya devam et. Gerçekten çok başarılısın. Fotoğrafların hepsi de çok güzel. Seni takip etmeye devam edeceğim. Ve bugün bitti. Yine yoruldum. Sonlara doğru artık yorulmaya başladım. Sesim gitmeye başladı. Eğer çizimlerini yorumlayamadım varsa gerçekten özür dilerim. Ama lütfen üzülmesin. Çünkü bu konseptte her zaman siz istediğiniz müddetçe devam edeceğim. Umarım faydalı bir şeyler paylaşmışımdır sizler için. Sizi çok seviyorum. Aşağıya merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yazın, çünkü ben yorumlarınızı okuyorum. Ona göre elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Ay, şeyi de göstereyim size. Bu bebeği de göstereyim hazır. Sen niye bütün video ses çıkardın ha? Sen neden bütün video ses çıkardın? Ha? Sen neden bütün video diye sesler çıkardın? Ha? Ha? Resim yapacak mısın sen de? Sen de resim yapacak mısın? Ha?
Yaramaz seni. Yaramaz. Hadi bay bay de. Bay bay.